30 ve 45 dereceyi gördük, diklerimizi inelim. 30, 60, 90 ve 45, 45, 90 üçgenleri elde ettik. İkizkenardaki üçgende hipotenüs 12, kök 2, kök 2'ye bölerek dik kenarı buluyoruz. 12 oluşan dikdörtgen var. Burası da 12. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı, yani x 24. Nokta iç ters, burası da nokta, çift çizgi iç ters, burası da çift çizgi. ABK ikizkenar nokta nokta, 6 ise şurası da 6, dolayısıyla buraya 6 eksi x kaldı. Yine burada bir ikizkenarım var, LDC üçgeni, burası 8 ise şuranın tamamı da 8. Bakın 8'de 6 eksi x'in toplamı bana AD'yi veriyor, yani 10'u yazalım. 14'ten 4 çıkartırsam 10 olur. Demek ki x 4. D noktasından AB'ye bir paralel çiziyorum. Paralel kenar oluşuyor. 6, 6, 5, 5. 11'den 6'yı çıkartırsam buraya da 5 kaldı. Demek ki burada bir ikizkenar oluştu. 65, burası da 65 derece, 65, 65 daha 130. Demek ki burası 50 derece. X ile yöndeş açılar. O halde X de 50 derece. D noktasından AB'ye paralel çiziyorum. Paralel kenar oluşuyor. 6, 6, 7, 7, 40 derece yöndeş açı. 40 derece, 40, 70. Buraya da 70 derece kalıyor. 70, 70 ikiz kenar. O halde 7 ise burası da 7. Dolayısıyla x 6 artı 7, 13. X yamuğun orta tabanı, ispatlamıştık ki tabanların toplamının yarısıydı, yani x 4 artı 10 bölü 2, yani 7. E orta nokta, tabanlara bir paralel çekiyorum buradan. Burası da orta nokta olur. 5, 5. Orta taban, tabanlar toplamının yarısıydı, yani 5 artı 21 bölü 2. 13 ve burada 5, 12, 13 üçgeni oluştuğu için x 12.